Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine çok önemli bir konuya kendimce işaret edelim diye düşündüm. Nedir o? Amelleri Allah rızası için yapmak. İbadetlerimizi, davranışlarımızı sadece onun rızasını hedefleyerek yapmak. Buna ihlas diyoruz ya. İhlasa ne kadar vurgu yapılsa değer. Ne kadar hatırlansa ve hatırlatılsa değer. Çünkü amelleri amel yapan, ibadetleri ibadet yapan ruhtur ihlas, samimiyet, Allah için yapılması. İhlas olmadığı zaman bu amel amel olmaktan çıkar. O ibadet ibadet olma vasfını kaybeder. Dolayısıyla hak için ne yapıyorsak bütün amellerimiz, davranışlarımız sadece bu emrettiği için yapılmalı. Neticesinde onun rızası umulmalı. Ve davranışlarımıza, amellerimize, ibadetlerimize asla ve asla riya karıştırmamalı. İnsanlar duysun, desin, bilsin, ölsün gibi, ölsün gibi mülahazalara asla yer vermemek lazım. Sadece Cenab-ı Hak emretti, benim vazifemdir, yapmakla yükümlüyüm, inşallah o kabul eder, inşallah o razı olur diye düşünmek gerekiyor. Şimdi bu vesileyle bir hadis-i şerif var. Ona uzaktan değinmek istiyorum. Uzun bir hadis. Aslında okumak lazım ama özü şu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a birisi geliyor. Diyor ki sen Resulullah'ın yanında çok bulundun. Çok etkilendiğin bir sözü bana hak için anlatır mısın? Ebu Hureyre birkaç defa iç çekiyor. Ahlıyor tabiri caizse. Hatta yere kapaklanıyor. Kalkıyor yüzünü siliyor. Üç defa. Diyor ki bir gün bir yerde yalnız Resulullah ve ben vardım. Bana buyurdu ki ey Ebu Hureyre kıyamet gününde Cenab-ı Hak şu üç grup insanı çağıracak. Önce bir kari, Kur'an okuyan, belki Kur'an'dan bahseden, Kur'an'ı ezberlemiş olan kari diyor. Onu çağıracak. Kur'an karisini çağıracak. Sonra mülk verdiği varlıklı birisini çağıracak. Sonra cihatta ölmüş birisini çağıracak. Önce kariye soracak bu Kur'an'la meşgul olan kişiye. Ben sana imkanlar bahşettim. Kur'an'ı öğrendin, okudun, ne yaptın? O kari, Kur'an karisi diyecek ki, Ya Rabbi gece gündüz ben Kur'an'la meşgul oldum. Onu okumaya çalıştım, onu anlatmaya çalıştım. Cenab-ı Hak buyuracak ki, Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Melekler diyecek ki yalan söylüyorsun. Sen Kur'an'ı evet okudun, kıraat ettin, anlattın ama insanlar bilsin diye, ölsün diye, duysun diye yaptın bunu. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Sonra mal mülk verdiği kişiye soracak. Sana mal mülk verdin, ne yaptın? Diyecek ki Ya Rabbi infak ettim. Fakiri gördüm, gözettim. Onlara yardımcı olmaya çalıştım. Cenab-ı Hak diyecek ki yalan söylüyorsun. Melekler evet yalan söylüyorsun diyecek ilaveten. Ve Cenab-ı Hak hikmet lisanıyla buyuracak ki sen benim için değil. İnsanlar senden bahsederken filanca kişi çok cömert, çok iyiliksever, çok yardımsever desinler diye yaptın. İhlasla yapmadın. Emrolunduğun için yapmadın. Ve o da bir kenarda kalacak. Sonra cihatta ölen kişiye soracak. O da diyecek ki Ya Rabbi senin verdiğin canı ben cihat meydanlarında senin için sana iade ettim. Senin için öldürüldüm, savaştım ve öldürüldüm. Cenab-ı Hak buyuracak ki hikmet lisanıyla. Sen yalan söylüyorsun. Sen benim için savaşmadın. Benim için cihad etmedin. Sen duysunlar. Filanca kimse çok cesur, çok kahraman desinler diye savaştın ve öldürdün. Ne demek bu? Bu hadis bize neyi söylüyor? Yaptığımız işi
Allah için yapın. Emri olunduğunuz için yapın. İhlasla yapın. İhlasla yapmazsanız ahirette hiçbir karşılık alamazsınız ve alamayacaksınız. Varlıklı kimse, servet sahibi, Cenab-ı Hak ihsan etmiş, hayır yapıyor, tasadduk ediyor, bağışlıyor. Eğer Allah için yapmıyorsa ahirette alacağı hiçbir şey. İlim sahibi birisi, Kur'an'dan bahsediyor, sohbetler yapıyor, dersler veriyor. Bunu eğer Allah için yapmıyorsa, yani ihlasla yapmıyorsa ahirette alacağı hiçbir şey. Cihad eden birisi cihatta ölmüş, bunu Allah için değil de bilsinler, çok kahraman desinler de yapmışsa ahirette alacak hiçbir şey. Nitekim Hus suresinin 15. ve 16. ayetlerinde buna işaret ediyor. Dünyayı ve dünyanın zineklerini isteyen ve bu amaçla çalışan insanlara çalıştığının karşılığı verilecek, veriliyor dünyada. Fakat bunlar ahireti hedeflemediği için, Allah için yapmamışlarsa, yapmadıkları için bunların ahirette alacağı hiçbir şey yok. Hiçbir pay yok. Niçin? Çünkü ibadet duygusuyla, Allah'ın rızası hesaba katılarak, samimiyet içinde yapılmayan hiçbir davranışın uhrevi karşılığı olamaz. Bu adeta tertemiz bir süte su katmak değil, çamur katmaya benzer. Süte çamur katılırsa o süt süt olmaktan çıkar, içilmez, süt vasfını kaybeder. Ameller de eğer ihlasla yapılmazsa, Allah için yapılmazsa, Allah emretti diye düşünülmezse, buna odaklanılmazsa ibadet olma özelliğini yitirir, kaybeder. Onun için herkes kendi şartlarında ne yapıyorsa bunu sadece Allah için yapması lazım. Allah'ın rızasına yoğunlaşması lazım. Başka bir tabirle ihlasla yapması lazım. O niyetine başka şey katmaması, karıştırmaması lazım. İnsanlar bilsin, sevsin, değer versin, alkışlasın diye yapıldığı an bu ameller amel olmaktan, ibadet olmaktan, Allah katında değer taşımaktan tamamen İzale olur. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak her yaptığını ihlasla yapan, samimiyetle yapan kullarından eylesin.